Türkiye'de esas meselenin şu olduğunu tespit ettik. Dedik ki esas olan tezgaha dağıttırmamak. Yani fabrikaların kapanmaması, işte atölyelerin kapanmaması. Bunun için bütün bakanlıklar üstüne düşen sorumlulukları yerine getireceği bir program hazırladı. Ve bir dengeleme dönemine girdik. Çok şükür dengeleme dönemi. Evet, kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlandı. Bu 2019 yılı içerisinde Türkiye ekonomisinin dengelerinin çok daha sağlam bir e, hale döneceğini biliyorum, görüyorum. E, ve e, bu dengeleme döneminden sonra da iyileşme süreci hızla devam edecektir. Kobani'de Aynel Arap bölgesinden 3 gün içerisinde 283 bin Kürt kardeşimizi sınırlarımızı açarak Türkiye'ye aldık. Ben de sınıra gittim, Suruc'a gittim. Bütün oraları e, dolaştım, kampları e, dolaştım, oradaki imkanlar. Hatta öyle ki sadece vatandaşları değil, tabi e, arkalarında 5-6 bin kilometre, e, 5-6 kilometre aşağıdan süratle DAEŞ orduları geliyordu. Millet de yalın ayak Türkiye'ye kaçıyordu, Kürt kardeşlerimiz. Hiç bunu söyleyen hiçbir ülke kapısını açıp o insanları kabul etmez. Şimdi Sayın Trump'ın danışmanı söylüyor ya, Meksika'dan gelen 3000 tane adamı gördüğü zaman elleri ayakları titriyor. Nihayetinde Sayın e, Yıldırım ayın 19'unda istifasını verdikten sonra 24'ünde meclis başkanı seçimi olacak. E, yani biz ben siyasi hayatım boyunca hiçbir göreve talip olmadım. Bu anlamda e, Sayın Cumhurbaşkanımız istişarelerini yaparak e, kimin meclis başkanı olacağına karar verecek e, ve e, bir şekilde de e, grup kararı olmaksızın partiler, grup meclis başkanı adayı olanlara oy verecekler. Grup bu kararı anlamda, olmayacak. E Tabii yani anayasa gereği grup evet. kararına e, gerek yok ama nihayetinde bir istişareler sonucu Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tavsiye edeceği bir isim ortaya çıkacak. E, dolayısıyla hayırlı olsun 24'ünde Türkiye Cumhuriyeti e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı seçmiş olacak. Evet siyasetik tartışmalardan biri de yani her seçim döneminde böyle şeyler olur aslında. Fakat bu dönemde yine duymaya başladım. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ve bazı AK Parti'de daha önce görev yapmış olan bazı önemli isimlerin yeni bir siyasi parti hareketinin içinde yer alabilecekleri yönünde değerlendirmeler var. Birçok isim söyleniyor. Yani Sayın Ali Babacan, işte Sayın ee, Şim Mehmet Şimşek yani onların böyle değerlendirmeleri olmadı da e, kamuoyundaki tartışmalar bazı yerlerdeki tartışmalar böyle bir ihtimal siz görüyor musunuz? Yani bir kere ben hiçbir zaman hayatım boyunca kulis bilgileri üzerinden yorum yapmadım yorum yapmam. Bu arkadaşlarımızın hepsi bizim son, son derece değerli arkadaşlarımızdır beraber geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş arkadaşlardır kendi ağızlarından herhangi bir beyan ortaya çıkmadan kulis bilgileriyle amel etmem. Bu tür tartışmaların ben biraz da seçim öncesinde AK Parti tarafında bazı e, insanların kafalarını karıştırmak için ortaya çıkarılmış kasıtlı kulis bilgileri e, olduğunu e, zannediyorum. Dolayısıyla olmamış bir konuyu konuşmamızın e, anlamı yok.